Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tebrikler Aygün. Sağ olun. Artık o ilk heyecanı attın herhalde. Ama o heyecan hala var bende. Hala devam ediyor. Peki. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Şimdi Aygün. Aldı seni armağan, oraya kadar götürdü. Tamam. Geri nasıl döndün sen? Geriye nasıl döndün? Geriye böyle döndüm. Öyle dönülür mü? Hayır, heyecandan... Sırtını döndün. Doğru söylüyorsunuz. Olmaz. Evet. Geri geri atacaksın adımlarını. Ay. Böyle böyle gidip. Nasıl gideceksin? Git bakayım, yap bir. Sırtını döndün, hadi Allah ısmarladık dedin, gittin. Heh. Böyle böyle şarkını söyleyeyim. Dikkat et. Evet. Dikkat, dikkat. Heh, tamam. Evet. Düşecektim ya. Düşmezsin, düşmezsin. Bir şey olmaz. Ama oraya kadar gidiyorsun, oranın geri dönüşü kesin. Geri geri adımlar atarak gelmek. Doğru. Öyle asker gibi atarak da değil. Sağına söyleyip, soluna söyleyip, onu hissettirmeden yedirerek gelmek geriye. Hayır, zaten efendim sözünüze girdim, bağışlayın. Cadet. Sağa, sola sanki onlara bakıyormuş gibi o hile hurdayla... Yere bakacaksın. Yere bakacaksın, arkanı da yandan göreceksin nerede ne varı. Yani ama onlarla ilgileniyorsun, öyle zannedecek onlar. Ne tabii. Kadar güzel, Allah. E tabii karşılarında kapaklanırsan o da ayıp. Olmaz. O yüzden dikkat sen etmen lazım. Sen böyle saygından, sevginden ilgileniyormuş gibi böyle yapıp buradan soldan veya sağdansa arkayı oradan yandan göreceksin çocuğum. Bunlar tabii ustalık ister ama nerede? Yırtmacın varsa, kuyruğun varsa kuyruğu ayakla geriye atacaksın. Ona da basıp düşebilirsin çünkü tepe taklak. Ona da o dikkat böyle edin. Böyle elle hafif şöyle arkaya doğru atılır ki bu taraf boş kalır. Reveransla hemen dönersin. Doğru bunlar hocam. Biraz hassas bunlar. Öğrenecek. Zaman içinde öğrenecekler inşallah. Siz Azerbaycan'da ne iş yapıyorsunuz? Ben solistim. Yani öğretmenim. 1986 yıldayım. Bakü'de, Azerbaycan'da doğdum. Üniversiteyi bitirdim. Ve solist gibi klipim var. Mesela sanatçı gibi yani çalışıyorum orada. Düğünler mesela, ondan sonra televizyonlara çıkarım. Ne öğretmenisiniz? Solist yani pedagog. Pedagog. Pedagog, evet. Tabii çok avantajlı bir şarkı söylediniz sonuçta aslında. Azeri bir şarkı söylediniz. Ama zaman zaman çok ciddi ses sorunları pesleşmeler oldu. Evet. Hani ben bile duydum, düşün. Ben duyduysam artık onlar fena duymuştur. Arman Bey, çok heyecanlıydım. Zaten siz de beni oraya götürdüğünüz zaman başım... Yine kabak benim başıma patladı. Hayır hayır, o götürmeden önce pesleştim zaten. Hayır, yani heyecanlıydım o yüzden. Olabilir. Ben 8 veriyorum. 8 armağan Çağlayan'dan geldi. Bakalım diğer jüri üyelerimiz. 8 Bülent Ersoy'dan geldi. Orhan Bey, bir yorum yapacaksınız herhalde. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Evet. Güzel bir çiçek göndermişler bize. Azerbaycan'dan. Karabağ gazetesi bize güzel bir çiçek göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılar diliyorum. Ve bu arada tabii Aygün bize... Aygün bize çok güzel bir hava teneffüs ettirdi müzik olarak. Farklı bir lezzet duyduk. Azeri havalarını teneffüs ettirdi bize icraatıyla. Eserin yapısı da öyleydi. Ne güzel. Nihavend, arada Nigris göstergesi. Çok güzel bir eser. Tebrik ederim. Gayet güzel de yorumladı. Ama zamanla daha iyi olacağını görüyoruz zaten, heyecanın azalacağını ve ben de 9 veriyorum. 9 Orhan Gencebay'dan geldi. Ebru Hanım. Derslerine çalışman gereken zamanlarda seni bir arkadaşın arayıp dışarıya mı çıkarmak istiyor? O zamanlar. Ne o zamanlar? Ben bu zamanlar. Burada. Günel, şarkıcı evet, Günel. Evet, evet, evet Ebru Hanım. Dersini çalış. Baş üstüne acaba. Öyle, yok sokağa gitmek falan. Ders çalış. Baş üstüne. Tamam. Söyleyeyim de. Benim de kulağım hafif delik sanki. 9. 9'da Ebru Gündeş'ten geldi. 2, 9, 2, 8. Evet. Yine zannediyorum 35 puan olacak. Aday numaranı bir kez daha söylemek ister misin? Elbette. Aday numaram 114. 114 yazıp 30.04'e gönderseniz. Yani ben her zaman burada kalırım. Teşekkür ederim bana öyle gönderen insanlara. Çok sağ olun. Çok minnettarım size. Sağ olun.
Aygün'ün aday numarası 114 Azerbaycan için şimdi 9065 olmuş. Yeni gönderilecek cep numarası. 9065'e gönderiyorsunuz eğer Azerbaycan'dan oy vermek istiyorsanız. Geçen hafta jüri üyelerimizden 32 puan almış. Şimdi bu biz Türkiye'den oy vermek istiyorsak 30.04. Evet. Ben şunu bir söyleyeyim bir saniye. Geçen hafta 32 puan almış sizlerden. Bu hafta da 34 puan almış. Toplam 66 puanı var. Evet. Buradan Türkiye'den oy vermek isteyenler cep telefonlarına 114 yazıyorlar, 30.04'e gönderiyorlar. Eğer Azerbaycan'dan oy göndermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 114 yazıyorsunuz. 9065 miydi? 9065'e gönderiyorlar numaraları, oylarını. Teşekkür ederim. Şimdi ilgilendirdiğiniz için. Mersi. Peki. Teşekkür ediyoruz Aygün'e. Ben de size teşekkür ederim. Bakalım ne yapıyoruz şimdi Gökhan'cığım? Öyle mi? Sözünüzü mü kestim ben sizin? Öyle mi oldu? Benim sözümü bana mi? Yok hayır kesmedim. Peki özür dilerim sözünüzü rica kestiysem eğer. Peki ne yapıyoruz şimdi? Gökhan Bey zannederim bir şaka yapma gereği hissetti. Peki. Sıradaki yarışmacımızla devam